Herkese merhaba. Limbo'ya hoş geldiniz. Biliyorsunuz bizim işimiz paradigma değişiklikleri, bu bulanık dünya ve kavramların içinin nasıl değiştiği bunlara kafayı takmış durumdayız ve bunlar için kıymetli konuklarımızla sohbetler ediyoruz. Bugün de gene çok sevdiğim genç bir konuğum var. Ee, Can Atacık. Ee, kendisini tanıtır Can. Zaten belki bir kısmınız tanıyorsunuzdur. Can, hoş geldin Can'cığım. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni çağırdığın için. Ben teşekkür ederim bize katıldığın için. Şimdi e, senle hep konuşuyoruz, yatırımdan bahsediyoruz, finansmandan bahsediyoruz ve sen hep yeni fikirler, yeni uygulamalardan bana bahsediyorsun, anlatıyorsun. E, şimdi bunu birazcık paylaşalım istiyorum ben dinleyenlerle. Ama önce biraz seni tanıyalım. Can Atacık nereden geliyor, nereye gidiyor? E, biraz seni dinleyelim. Bu alemin içine nasıl düştün? E, özellikle etki yatırımı aleminin içine nasıl düştün? Evet. Onu Çok merak teşekkür ederim. Ediyorum. Öncelikle düştüm. Çok güzel bir şey bulduğuma Çıktım inanıyorum ben. Dedim. Çok güzel bir şey bulduğuma inanıyorum. Ee, i̇nşallah başka insanlar da bu e, alemi e, takdir ederler ve içine girerler. Benim e, geçmişim şöyle. Ben e, e, felsefe, edebiyat, bilim, tarih okudum. Çok idealist bir şekilde. Ondan önce avukat olmak istiyordum. Şirket alım satımlarında şey e, danışmanlık veren. O idealist olunca kendimi bir şekilde Dünya Bankası'nda buldum. Özel sektörün kalkınmaya, e, faydasını arttırmak üzere çalışan bir bölümdeydim. E, ...Kobi'lerin finansmana erişimi vesaire ile ilgili. Daha sonra Türkiye'ye dönüp yatırım bankacılığı alanında çalıştım. Yenilenebilir enerji alanında. Ondan sonra da girişimlerle ilgilenirken e, çok sevdiğim bir arkadaşım dedi ki... ...biz ailecek bir melek yatırım fonu kurmak istiyoruz. Bir fon kurduk, melek yatırım fonu. Ama onların ana işi madencilikti. Daha sonra bir fiil, sekiz sene beraber o maden şirketini hmm. yönettik. Covid'in başında da e, yeni bir arayış, hepimiz farklı şeylere bakarken... Ben bir anda etki yatırımı kavramıyla daha aşina oldum. Ve benim için bütün geçmişimi bir araya getirdi. Dünya Bankası'ndaki dünyayı kurtaracağım hevesi, yatırım bankacılığı, şirket yönetme, melek yatırımı. Şimdi onun için etki yatırımı alanında çeşitli faaliyetlerim var. Tamamıyla bu alana kendimi e, odaklamış durumdayım. Evet, evet. Çok da ilginç bir alan. Tabii burada e, birçok kavramı aslında biz Türkçe'ye çeviriyoruz tabii ki. Evet. Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman onların... ...anlamları da bazen kayıyor. Yani birçok nüans var doğru. herhalde gayet tabii. Mesela bu, bu etki ne demek? Evet. Ee, biraz buradan dalalım, sonra etkinin yatırımına geçelim, sonra... ...yeni finansman yöntemlerine doğru... E, evet. ...akalım diyorum. Etkiye... E, ...etki yatırımcılarının farklı bakış açıları var ama ben şöyle görüyorum... ...aslında hepimizin hayatta... ...her yaptığı şeyin bir olumlu veya olumsuz etkisi var. Benim etki yatırımıyla ilgilenmeme sebep veren şey de aslında dünyadaki en çok etki yaratan şey özel sektör. Sermaye, inovasyon, insan gücü bunların çoğu özel sektör. Kaynaklar orada. Evet. Biz özel sektörün etkisini, olumsuz etkisini nasıl azaltıp olumlu etkisini nasıl arttırabiliriz diye. Buna baktığımızda da benim beğendiğim Birleşmiş Milletler'in bir tane çerçevesi var. Onlar etkiyi üç şekilde sınıflandırıyorlar. Birincisi zararlı yaptığın bir şeyin zararını azaltma. Buna şöyle bakabilirsiniz. Petrol üretiliyor. Şu anda petrol üretimi olmasa tabii ki isteriz ama petrol üretilecek. Bir varil petrolle başka bir varil petrolü karşılaştırdığımızda hangisinin üretiminde daha az karbon salınarak üretilmiş? Hangisi daha ...atıyorum elektrikli makinelerle çıkmış, nakliyesinde bir şey olmuş. Orada petrolün hep zarar petrolün verecek. Petrolün kendisinin bile diyorsun. Kendisinin bile olabilir ama orada mesela olacak. bunun için işte meşrubatlar kıyaslanıyor. Bir litre meşrubatı üretmek için e, bilmem kaç litre su tüketiliyor. Biz ya da et. oradaki... Ya da et. E, zararlı bir şeyin zararını azaltmak. Birinci etki şeyi bu, çerçevesi bu. İkincisi zaten yapmamız gereken bir şeyi bir tık daha iyi yapabilir miyiz? E, mesela e, asgari ücret yerine yaşanabilir bir ücret ödemek veya kadın istihdamını arttırmayı önceliklendirerek daha fazla kadını özellikle işe almak veya kadın yöneticileri yükseltmek. Bu bir şeyi daha iyi yapmak. Ve buna B tipi diyorlar. C tipi de asıl etki yatırımcılarının çoğunluğu daha çok heyecanlandıran ticari olarak özellikle heyecanlandıran çözüm üretmek. Mesela orada da bir tane örnek vereyim. Bizim yatırım yaptığımız bir şirket. Afrika'da köylerdeki acil durumlarda karayoluyla acil tıbbi malzeme yetiştiremiyorsunuz. Buna çözüm olarak insansız drone ile hızlı bir şekilde yetiştiriyorlar. Bu bir sosyal probleme çözüm üretiyor ve bundan para kazanıyor. Böylece hayatlar kurtuluyor. Veya ben plastiğin ortadan kalkmasını istiyorum. Plastik muadili doğal kaynaklardan deniz yosunundan vesaire bir yeni bir teknoloji üretiyorum. Bunlar. Ee, elimizdeki e, problemlere, çevresel veya sosyal problemlere çözüm üreten şirketler, startup dünyasında daha çok bunları görüyoruz ve bunlar heyecanlandırıyor. Yani etki aslında nereden baktığınıza göre farklı ama önemli olan burada sadece C'ye odaklanmamak gerekiyor. Evet. A ve B de etkidir. Birisi diğerinden iyi veya kötü değil. Önemli olan özel sektörün dünya üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak, olumsuzları arttırmak. Evet ben de bu konulara ilk e, tabii ki senin de çok iyi yakın yan tanıdığın Şafak Müderrisin sevgili evet. Şafak Hanım vasıtasıyla ben de ne diyeyim evet. eski terimle muttali olmuştum haberdar evet. olmuşum. Evet. çok e, bu etki kavramının kendisi de çok etkileyici bir şey. Evet. Peki yatırımcıları bu etki yatırımcılarına baktığımız zaman bunun bir girişimcileri var, bir de yatırımcıları var. Evet. Yatırımcılar bu yatırımlardan ne elde etmek istiyorlar? Yani bunu sıradan bir fondan ayıran, sıradan bir yatırımdan ayıran unsurların... ...aynı zamanda onlara e, kabul edebilecekleri bir getiri de geri evet. dönüp vermesi lazım. Burada san zannediyorum biraz yaratıcı çözümler evet. devreye girmek durumunda. Evet. E, bize biraz onlardan da bahsedersen evet. e, çok iyi olur. Evet. Beni en çok heyecanlandıran alanlardan birisi o zaten. Yatırım bankacılığındaki o... ...bizim o zaman yaptığımız her duruma özel bir yapı kurmayı bu tarafa uyarlamak. Ama ilk önce etki yatırımcısı kimdir diye bakmamız gerekiyor. Evet. Etki yatırımcısı tek bir tip değil. Biz yelpaze olarak düşünürsek yatırımcıların toplamını... ...bir tarafında bir grup insan var ki diyorlar ki... ...ben para kazanmak istiyorum, daha da fazla kazanmak istiyorum... dünyaya insanlara ne olduğu önemli değil, yeter ki daha fazla kazanayım. Biz bununla ilgilenmiyoruz. Diğer tarafında da para kazanmak hiç önemli değil benim için, yeter ki iyilik yapayım, yeter ki bir fayda sağlayayım. Bunlar da yatırımcı diller. Hayır işleri oluyor. Hayır işi, bunlar genelde kamu kurumları veya hayır işleri. Ama o en e, işte para kazanmam önemli değil dilden birazcık daha geldiğimizde farklı getiri hedefi olan yatırımcılar görüyoruz. Birçok yatırımcı haklı olarak piyasa seviyesinde getiri arıyor. Tabii. E, ama arada daha az getiri arayanlar da var. Mesela e, vakıflardan işte girişim sermayesi yatırım fonlarına doğru bir e, yelpazeye bakarsak... ...vakıflar da hibe verirken şimdi daha yenilikçi modellere gidiyorlar. Daha sonuç odaklı bir şekilde para vermek için affedilebilir borç diye bir yapı kullanıyorlar hmm. mesela. Ben bunu e, hibe olarak değil bir affedilebilir borç olarak vereyim. Ve belli hedefler koyalım etki hedefleri. Eğer girişim veya sosyal girişim veya program STK... O hedefleri tutturursa ben bu borcun faizini azaltayım. Daha fazla tutturursa borcu, e, faizi tamamıyla sileyim hatta borcu tamamıyla sileyim diye. Burada bir şekilde etkiyi teşvik hmm. etmiş ve etkiyi ödüllendirmiş oluyor Başarıyı ödüllendiriyor netice evet. itibariyle. Bunun yaptığı aslında başka bir şey daha var. Bunu borç mekanizmasıyla verdiğinizde bu arada hiçbir yapı her şey için uygun değil. Hepsinin özel durumu var. Burada aslında o sosyal girişimleri de kendi ayakları üzerinde durmaya da teşvik edebiliyorsunuz. Hmm. Çünkü onun motivasyonunu da sağlıyorsunuz. Diğer tarafta da e, girişim sermayeleri olarak baktığımızda, e, işte Venture Capital dediğimiz yapılar... ...bunlar genelde e, çok ciddi büyüyecek, Unicorn dediğimiz seviyelere, milyarlara gidecek şirketleri arıyorlar. Ama her etki girişimi, hatta her girişim bu potansiyele gidemeyebilir. Bu da çok önemli değil. Fakat yatırımdan çıkış net olmadığı zaman, çünkü bir Venture Capital Fonu yatırımı, yat hisseyi alırken... ...ben bunu ne zaman kaça satıp da getir sağlarım diye düşünmek evet. zorunda. Çünkü fonun da yatırımcısı var. Tabii. Biz bu yatırımdan çıkışa mesela çözüm olarak... ...gelir odaklı finansman diye bir yapı kullanıyoruz. Çok ilginç model o, onu evet. evet. Bu şöyle bir şey... ...güzel bir girişim var, para kazanıyor. Yatırım yaparsanız daha çok para kazanacağını da görüyorsunuz. Etki yaratacağını, istihdam arttıracağını da görüyorsunuz. Her şey çok güzel. Ama... Ee, ...bir unicorn olma potansiyeli yok veya bir çıkış imkanı yok. Evet. Bizim ülkemizde de ne yazık ki çıkış imkanları sınırlı. Bunun sebebi de yeterince sayıda farklı aşamada yatırım yapan fon olmaması... ...ve halk, halka açık piyasaların, borsaların e, bu girişimler için çok cazip olmaması. Yani etki, sürdürülebilir bir etki yaratıyor ancak exit'i olabilmesi çok mümkün evet. gözükmüyor. Evet, sizi yatırımdan, yatırım, yapmaya, yatırım yapmaktan vazgeçiren tek şey exit riskini görmeniz, yatırımdan çıkış. Bunun çözümü olarak da şöyle bir yapı kullanılıyor. E, fonların ortalama getirileri, e, portföy seviyesinde parayı iki buçuk üçe katlamaktır. Ben sana işte şu kadar para vereyim, bunun üç katını bana... ...cironun e, bir yüzdesi olarak ne kadar sürede artık olacaksa o sürede öde. Her üç ayda bir atıyorum, cironuzun yüzde dördünü, beşini bana ödeyeceksiniz. Ta ki paranın iki buçuk üç katını ödeyinceye kadar. Hmm. Bunun birkaç tane avantajı var. Şimdi bu her girişim için de değil dediğimiz gibi, bu... Bankadan borç alamayan çünkü banka teminat istiyor veya düzenli bir ödeme istiyor. Temerrüte düşme riski yaratan tabii. Girişim bir girişimci. Bir de tabii özellikle gayrimaddi kıymet üzerinden bir iş yapıyorsan teminatın da yok. Teminatınız da yok. Birçok girişimcinin aslında teminatı yok. Yani tabii. sadece etki olarak düşünmeyin. Tabii. Girişimci zaten hayatını bütün birikimini oraya baktırmış. Bir de o kadar bir borcun altına teminat vermek verebilecek olsa da vermeyecek. Kaynağı da yok. Evet. Verebilecek evet. olsa bile evet. vermek istemeyecek. Bir tarafta bankadan tamam, ya kendisi borç almak istemiyor ist istemiyor ya da banka vermiyor. Diğer tarafta da sermaye yatırımcısı da exit riski olduğu için girmiyor. Bu sermaye yatırımcısına sizin tek endişeniz exitse gelin böyle çözelim diye getirdiğimiz bir yapı. Hmm. Ee, bunun ortalamasında, dünya ortalamasında gördüğümüzde de bu yatırımlardan çıkışlar yatırımın başarısına göre 3 ila 5 sene içerisinde oluyor. Ee, normalde bir fonun ömrü 7 ila 10 senedir. Hmm. Daha erken çıkıyorsunuz. Artı peyder pay çıkıyorsunuz. Üçüncü, beşinci seneyi beklemiyorsunuz. Çık, aslında beşinci hmm. senenin sonunda çıkışı tamamlamış oluyorsunuz. Ödemelerle sen zaten sen yavaş yavaş çıkmaya alıyorsunuz. Evet. Finansal olarak da bakarsanız bizim işte internal rate of return dediğimiz fonun getir. Aslında ayarınıza da faydası oluyor. Tabii, Bireysel yatırımcıysanız yatırım aynı parayı tekrar da yatırabilirsiniz başka girişimlere. Başka bir avantajı, hisselerin tamamı girişimcide kalmış oluyor. Biz çünkü etki yatırımcıları olarak aslında bir varlık yarattığımızı... ...bu varlığı da girişimcilerde bırakmak da bir etki olarak görüyoruz. Hı. O da değerli bir şey. Üçüncüsü de, birçok yatırımın önündeki engellerden birisi de işte değerleme. Bu şirket kaç para eder? Bu girişim kaç para eder? Bu gelir odaklı finansmanda değerleme hiç devreye girmedi farkındaysanız. Evet o ilginç. Çünkü borç veriyorsunuz bir bakıma. Borç yapısında veriyorsunuz. Şirketin değeri benim için önemli değil. Şirketin nakit yaratabilme potansiyeli önemli benim için. Ve ne kadar hızlı evet. yaratabileceği. Exit'i ee, zaten düşünmüyorsun. Sen kendi paranın yatırdığın kaynağın getirisine bakıyorsun. Evet. Buna e, yapılandırılmış exit deniyor. Veya işte structured exit diyorlar İngilizcesinde. E, aslında yatırımdan çıkışınızı yatırım yapısının içine bina etmiş oluyorsunuz. ...muhtemelen ödemelerin kendileri faiz ödemesinden biraz daha yüksek olsa gerek tahmin ediyorum... ...düşürebilmek açısından. Ee, yani faiz tabii ülkeden ülkeye değişmekle beraber... Hmm. ...bu banka finansmanına alternatif değil. Bu sermaye yatırımcısının ki sermaye yatırımcısının getirisi banka faizinden yüksek olacaktır haliyle. Tabii doğal olarak. Çünkü daha fazla risk alıyor. Tabii. Onun için banka faizinden daha yüksek oluyor. Ama girişimci açısından da hisseler onda kaldığı için... ...aslında sermaye finansmanına göre de daha ucuz... Biz hep şey deriz, serma hisse satmak bir en Bir de pahalı default finansal. riski daha düşük olsa default gerek. Default riski yok. Kötü niyet yoksa default evet. riski yok. Sıfır kazandıysanız, sıfır ödüyorsunuz. Çünkü hep ciro'nun üzerinden bir oran olduğu için... ...default riski yok. Tabii yani onun yani finansal detaylarına girmemiz gerekiyor şimdi, tabii, nakit tabii, takışı tabii, vesaire... Tabii, 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 ...o taraflar şey var. Böyle yani, evet. ee, evet. canlı yapılar var yani. Evet. Senin de birkaç tane daha bu tür modelin var diye düşünüyorum, bana anlattığın modeller. Biraz onlardan da bahseder misin? Ne olur Tabii. Yani dinleyenler açısından bu e, sahiden zihin açıcı e, evet. olacaktır. Mesela forgivable e, şey, affedilebilir borcu bahsettik vakıflar için. Başka bir tanesi de geri, geri alınabilir, e, geri alınabilir hisse. Biz normalde büyük şirketlerin alım satımlarında e, farklı opsiyonlar veririz alıcıya satıcıya. Ee, ...satıcı isterse hisselerini geri alabilir yatırımcısından, yatırımcı isterse hisselerini geri satabilir. Bunun benzerini... E, ...etki yatırımına uyguluyoruz. Bunu, hmm. bu anlatacağım yapıda şöyle bir şey düşünün. Mesela e, bir pazar yeri, bir kooperatif. Bu kooperatifin başarısı için birçok insan orada katkıda bulunuyor. Onun kurucuları var. Bir şekilde oraya finansman gerekiyor. Yatırımcı olarak biz gidiyoruz, diyoruz ki, ben işte sana işte bu kadar verdim. Yine benim hedefim iki buçuk üçe çıkmak. Ee, ama şöyle anlaşalım. Ee, sen bana bu sefer ödeyeceğine parayı bir e, escrow hesabı kuralım, yedi hesabı kuralım. Hmm. Bu hesabın içinde bana ödeyeceğin paralar biriksin ve o hesaptaki parayı kullanarak... ...bu şirketin çalışanları benden hisselerimi geri alabilsin. Ben böylece yine çıkışımı ayarlamış oluyorum. İçerideki tüm çalışanları şirketin başarısına teşvik etmiş teşvik. oluyorum. Yatırım yaparak büyümesine vesile olduğum yerde bir değer yaratıyorum ve bu değeri tabana yayıyorum. Bu da bir etki. Bu da çok güzel. Bunu e, özellikle işte bazı e, Kuzey Amerika'da mahallelerde kurulan ufak şeyler de görüyoruz. Tiyatroda görüyoruz. Sanat hmm. yerlerinde katkıda bulunan herkes ondan nema alsın diye. Aslında bizim startup dünyasında düşünürseniz çalışanlara verdiğimiz hisse opsiyonu modeli Evet. Onu farklı bir yere uyarlıyoruz. Ölçeğini büyütüyor. Ölçeğini yayıyor. büyütüyoruz. Amacımız farklı. Ee, burada ben onu kullanarak da yatırımcı olarak kendi çıkışımı da içine inşa etmiş oluyorum. Hem tabana yayıyorum yarattığımız değeri. Hem ben dışarı çıkıyorum. Hem de şirkete herkesin katkısını sağlamak için bir motivasyon mekanizması kuruyorum. Şey Tabii biz. buna belki müşterileri bile katmak mümkün olabilir. Tabii. Yani tüketiciler de bunun içinde Tabii. belki aynı zamanda ne diyelim üzerinden nemalanacakları bir Ürün ya da hizmetin e, müşterisi olabilirler. Tabi Hem harcar hem yatırım tabii. yapar. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Evet. Bunlar yeni yapılar, çok çok yeni yapılar. Aslında e, dünya e, işte içine girdiğimiz bu krizle beraber... ...sadece girişimcilerden çözüm aramak yerine... ...finansta da bir çözüm bulmak gerekiyor. E, bu orada. Evet, karma finansmandan da bahsediyordum. Biraz evet. oralara da girelim. Tamam. Evet. Karma finansmanda bir yatırıma bakış açısı. Karma finan... yatırımcı nasıl karar veriyor? Bir şeyin bir riskini tespit ediyor ve olası getirisine bakıyor. Eğer bunlar dengedeyse veya getiri riske göre yüksekse fırsattır diye giriyor. Ama evet. bazen ters denge olabiliyor. Çok da riskli fakat getiri düşük olabiliyor. Ama biz buraya yatırım çekmek istiyoruz. Çünkü burası kalkınma için önemli, dünyayı kurtarmak için önemli çeşitli sebeplerden dolayı önemli. Bunun içinde karma finansmanla yaklaşıyoruz. Bizim yapabileceğimiz şey ne? Bu risk olsun, bu getiri olsun. Ben ya getiri yükseltebilirim, getiri yükseltemiyorsam da riski düşürüp getiri Buna da kalkınma bankalarını, Dünya Bankası gibi kurumları girdiğini görüyoruz, ülkelerin kalkınma ajanslarının girdiğini görüyoruz. Burada ticari yatırımcı ile beraber bu kurumlar geliyorlar, diyorlar ki riski düşürmek için eğer işler kötü giderse ilk ben paramı kaybedeyim. kalan şey önce siz bölüşün. ...siz e, kaybınızı aldıktan sonra kalan bir şey alırsa ben alırım diye. Buna e, İngilizce'de first loss diyorlar. İlk ben kaybedeceğim diye. Bu riski düşürmek için basit bir mekanizma. Diğer tarafta da riski düşüremiyorsak, getiriyi arttırmak için... ...bu kurumlar geliyorlar, diyorlar ki... E, ...benim getirimi belli bir noktada sınırlayalım. Eğer işler iyi giderse... ...benim bu sınırın üstündeki getirimi Hı. siz alabilirsiniz. Dolayısıyla onlar için... Her iki tarafta da. Iki, iki tarafta da yani ya getiriyi yükseltip ikisini de birden de yapabilirsiniz. Hı, hatta. Hem getiriyi yükseltip hem riski de düşürebilirsiniz. Buna karma finansman diyoruz. Ee, bu genelde işte kalkınmaya yönelik paralar veya o yatırımcı spektrumunu düşünürseniz... ...bir tarafta e, para kazanmam önemli değil yeter ki ben dünyaya bir fayda sağlayayım diyen kurumları... E, ...para kazanmam gerek ama dünyayı da iyi olmak istiyorum fakat bu risk profili bana uymuyor diyenleri bir araya getirip şey yapıyoruz. Biraz hatta bu belki bu yani ne diyelim greenwashing'e kayan fonlar buraya doğru da kayabilir belki diye düşünüyorum. Yani daha doğrusu o, o fonlar Green greenwashing işine de yarayabilir belki bu yatırımlar. Mı? Yani greenwashingciler gelir mi bilmiyorum ama bu, bu karma finansmanın amacı e, ticari getiri arayan ve bizim e, ...kalkınma için veya dünyanın işte iyiliği için önemsediğimiz alanlara gelmesini... ...teşvik etmeye yönelik bir şey. Evet yani, yani girişimciler açısından bakıyorum. Hani böyle evet. bir fikrin varsa kime gideyim diye baktığında... Evet. E, ...böyle bir fonun içindeki evet. kimler olabilir evet. diye aslında akla evet, evet. E, geliyor. Tabii bunu girişim, küçük bir girişim seviyesinde yapılandırmak pahalı bir şey. Çok kolay Ama karma finansmanla yola çıkan fonlar var dünyada. Hmm. Baştan getiri hedefi daha düşük veya farklı çünkü... ...içerideki işte o karma şeyi ona göre kurgulanmış Yatırımcılar, fonların yatırımcıları kim ona bakıp ona doğru girişimciler belki o şekilde seçebilirler Evet şeyler bunu daha çok çevre alanında görüyoruz Kırsal kalkınmadaki alanlarda yatırım yapanlar. Görüyoruz. tarımda olabilir Tarımda görüyoruz Evet Gıdada görüyoruz Özellikle çiftçilerle çalışan küçük çiftçilerle çalışan fintech şirketlerine yatırım yapan fonlarda görüyoruz ...Türkiye'den bahsetmiyorum, dünyada ee, böyle Biraz şöyle. açar mısın onun küçük çiftçiler çalışan fintech yatırımları? Evet. Bu cümleyi kurduğun zaman böyle nasıl yani diyorsun? Evet. Ne tür bir ee, model bu? E, bunu aslında başka bir örnekle vereyim daha belki net olur diye. Bu etki bağlantılı fon diye bir şey. Hmm. E, İngilizcesinde arkadaşlarımız için... ...impact link fund diye geçiyor. Hmm. E, e, bu, bu yapıda şöyle oluyor. E, yine e, kalkınma tarafından gelen bir fon... Piyasadaki e, sermayeyi istediği yere yönlendirmek için diyor ki ben bir fon kurdum diyor. Mesela e, kırsaldaki e, kadınların veya göçmen kadınların finansa erişimini arttırmayı hedefliyor bunlar. E, fintechler orayı hedeflemiyor. Fintechler İstanbul'da daha kolay daha rahat erişebileceği Tabii. insanları. Ama ben o fintechleri oraya yönlendirmek istiyorum. Ve oraya yönlenen fintechlere de yatırımcıların da gelmesini istiyorum. Bunun için de fintech'e diyorum ki e, e, sevgili fintech oturalım. ...senin e, iş modeline bakalım, senin iş modelini kırsaldaki göçmen kadınlara nasıl uyarlayabiliriz diye düşünelim. Ve eğer orada koyduğumuz hedefleri tutturursak, ben sana onlar için, o hedefler için para vereceğim. Ödül vereceğim, hibe vereceğim, adını ne koyarsanız Ama geri almayacağım bir para vereceğim. Dolayısıyla ben... Başarırsan. Bu, başarırsa. Sene sonunda yani başarırsa. etki çıkarsa ortaya. Etki çıkarsa, anlaştığımız etkiler ama bu tepeden inme değil. Çünkü her fintekin işi farklı. Şüphesiz. Ee, böylece ben o fintech için ek bir gelir alanı yaratmış oluyorum. O alanı yaratarak, onun ben kırsaldaki göçmen kadınları yönlendiriyorum. Orada bir gelir alanı yarattığım için de... E, ...onun... E, e, fon, ...fonlar için cazibesini arttırmış oluyorum. Bunu da sadece belli bir süre için yapıyorum. Orada da ona Hı. bakıyoruz. Çünkü aslında oraya doğru bir ürün geliştirip başlattığı zaman... ...ben o fintech'i oraya soktuktan sonra, o muhtemelen orada kalıyor. Oradaki işini zaten geliştirmeye devam Bence ediyor. Abi. Benim sadece onu oraya taşıyacak... ...kısa bir dönem için bir teşviğe ihtiyacım var. Impact Link Fund bunu yapıyor. Kırsaldaki çiftçilerde de bunu hmm. şöyle yapıyoruz. Çiftçiler genelde e, küçük e, çiftçiler oluyor. Belli bir kredi kullanıyorlar. Onlara fon sağlamak isteyen fintechlerin belli bir ölçeği olmayınca... ...riski dağıtamayınca, finansman maliyetini ona göre ayarlayamayınca... ...bu işi yapmıyorlar. Impact Link Fund yine etki e, bağlantılı fon. Orada da diyor ki... ...ben seni şu ölçüye taşırsam... ...görüyorum ki aslında senin portföyün yeterince büyük olacak... ...ve senin bana ihtiyacın olmayacak... ...ama o ölçüye taşıncaya kadar... E, ...ölçek ekonomisi vesaire... ...maliyetlerin kadar. düşmesi için... ...sana destek gerek... ...o zaman diyor ki... ...anlaştığımız kriteri tutturan... ...her e, verdiğin... ...çiftçilere verdiğin her kredi için... ...ben sana böyle ek bir gelir sağlayacağım ki... ...seni oraya taşıyabilecek şekilde karlı hale getiririm... ...ama o ölçüye geldiğinde ben zaten... ...bana şimdi, ihtiyacın şimdi, şimdi olmayacak... E, ...senin iş modelini ben oraya kaydırmış oluyorum... Bunun çok güzel örnekleri var. Uganda'da mesela kahve hmm. e, kahve üreten çiftçilerle var. Bu bahsettiğim e, e, göçmen kadınlarla ilgili olan da mesela bizim bir çalışmamızda... ...biz şimdi Ekvador, Peru ve Kolombiya'da... ...Venezuelalı göçmenler için buna bakıyoruz. Bunun Kuzey Afrika'da modelleri var. Ürdün'de yeni bir tanesi yapıldı. Oradaki kadınlar Bizim de çevre. çok ihtiyacımız bizim var. Bizim de çok ihtiyacımız var ama bizim ülkemizde de çok güzel şeyler oluyor. Şafak Müdür İskil'den de bahsettiniz. Evet, evet. E, o, onun öncülüğünde EYDK kuruldu. EYDK evet. çok güzel şeyler yapıyor. Bizim ülkemizde etki yatırımın en büyük destekçileri, kalkınma ajanslarımız. Evet. Ee, onların çok güzel projeleri var. İstanbul Kalkınma Ajansı'nız biliyorsunuz, beraber e, içinde şu biraz görüşürüz. olduğunuz bir projesi var. Ankara Kalkınma Ajansı sadece etki yatırımı yapacak fonlar için bir fonların fonu olarak çağrı yaptı. Dedi ki, eğer etki yatırımı, etki fonu kuracaksanız biz size yatırım yaparız ama çok güzel bir şart koydular. Bizim koyduğumuzun şu kadar katını da piyasadan getirmeniz gerekiyor evet. diye. Aslında ülkemiz... ...etki yatırımı alanına çok, girdi, çok geç girmiş olmasına rağmen çok hızlı e Evet, hızlı e-mailendi sahiden, doğru. Ee, buradan e, sadece startuplar değil aslında büyük kurumların da bundan faydalanabilme ihtimali var kendi projelerinde. Kesinlikle, değil mi? kesinlikle. Şimdi aslında biz etki yatırımına şu anda sadece... E, ...işte start ve küçük şeylere bakar gibi yapıyoruz ama etki yatırımının çok farklı enstrümanları var. E, e, yeşil tahviller de hmm. düşünürseniz bir etki yatırımı. ...ESG, işte çevresel, sosyal ve yönetişim kriterlerine uygun yatırımcılar çok daha büyük projeler arıyorlar. Hatta onlar ancak büyük projelere girebiliyorlar. Ancak tabii. Çünkü işte belli şeyleri, tabii. kriterlerden dolayı. Bu konuda da ülkemizde bazı şeyler oluyor. Dünyada da artıyor. İlk başında biz bunun Amerika'da arttığını gördük. Ama aslında rakamlara baktığınızda... ...gelişmekte olan ülkelerdeki sosyal sustainability link bond diyoruz, sürdürülebilir bağlantılı bonolar. Bunlar çok ciddi, çok ciddi miktarda artıyorlar. Ee, evet, yani. toplam fon büyüklüğü 2022'de 1.2 trilyon dolara ulaşmış evet, diye. O aslında ben. en muhafazakar tanımıyla etki yatırımı şey. Aslında IFC'ye Dünya Bankası'nı sorarsanız Hı. o 20 küsür trilyon. Öyle de. mi? Evet. Ee, bu sizin söylediğiniz rakam e, CIN diye Global Impact Investor Network'in hmm. hesapladığı bir rakam. 2022'deki rakam buydu. E, bu çok ciddi, çok daha böyle muhafaza e, muhafazakar bir etki tanımıyla gidiyor. Orada da üç şeye bakıyorlar aslında. Etki yatırımcısı ne arıyor diye sorarsanız. Hmm. Üç tane şey bakıyor. Bir, şirketin e, para kazanmasına vesile olan faaliyet dünyadaki veya mahalli çevresel veya sosyal bir problemin çözümü olacak. Ben para kazanıyorum yanında iyilik yapayım değil. Ben dünyada plastiği ortadan kaldırmak istiyorum. Onun için bir polimer ürettim ve bununla para kazanıyorum. Veya e, Afrika'daki acil işte ile e, tıbbi malzemeyle hayat kurtarmak. Yani ilgisiz bir yerden para Değil. kazanıp onu Benim, buraya harcamaktan evet. ziyade ana faaliyet alanı ana ne olacak? Bu. Bizim hayatımızda zorlaştıran bu zaten e, girişim sermayesi yatırımcıları olarak. Çünkü diğer tüm kriterler bizde var üstüne bir de biz bunu koyuyoruz. İkincisi etki ölçülebilir, raporlanabilir ve teyit edilebilir olacak. Ee, ölçülebilir olması çok önemli çünkü bazen demi bahsettiğimiz gibi bazı yatırımcılar e, finansal getiriden feragat ediyorlar ama o etki iyi onu görmesi, lazım. onu görmesi gerekiyor. Etkinin de aslında parasallaştırılması üzerine birçok çalışmalar var. Evet. Harvard'ın da yaptığı bir çalışma var çok değerli. Etki ağırlıklı muhasebe, Impact Weighted Accounts diye evet. e, Harvard Business School'da. E, o da işte e, Şafak Hanım'ın da podcastinde bahsettiği Sir Ronald Cohen'ın desteğiyle başlatılmış bir çalışma o çok etkileyiciydi. Ben seninle beraber Malaga'daki konferansta evet. en çok beni etkileyen e, oturum o eee etki odaklı muhasebeydi. Evet. Daha gidecek çok yol var orada çok tabii ama e, çok önemli. Evet. Yani kurumların bütün hesaplarını aslında mizanları etkiye dayalı evet. e, değerlendirmeden geçiyor. Evet. Aslında düşünürseniz yani ekonomik teoride çok uzun zamandır konuştuğumuz, öğrendiğimiz, biz okuldayken evet. öğrendiğimiz o dışsallık kavramını evet. artık hesaplara yansıtılması Evet. Hepimiz biliyoruz, dışsallık kavramından dolayı e, hesaba Tabii. katmadığımız maliyetler oldu. Tabii ama hep bu başka bir şey Hep diye başka bir kenara... şey gibi, evet. evet. Ama şimdi yatırımcı diyor, senin senin yaptığın faaliyetlerin dünya... ...bu işte yaşam döngüsü değerlendirmesi, Life Cycle Assessment, demin bahsettik, etkinlik evet. bir şirketin... ...ta ham maddesinin tedarikinden, ham madde nasıl çıkıyor, nasıl bana geliyor, ben onu nasıl işliyorum... Ürünüm nedir? Ürünümü ben müşteriye nasıl ulaştırırım? Ürünüm tüketilirken benim e, ayak izim nedir? Ürünün ömrü bitince bertarafında eksilir mi? Bütün bir zincir var. Buna artık bakılıyor ve bu çok değerli bir şey. Aslında insanlar baktığında da gerçekten çok basit yapılabilecek şeyler de görüyorlar. Tabii evet. o zincirin bütününü gördüğün zaman içinde değiştireceğin bir sürü iş fikri çıkıyor. O evet. zincirin her halkası için evet. bir sürü iş fikri çıkabilir. Evet. Biz de mesela madencilikte şimdi madenciliğe de bir dokunmak istiyorum Çünkü madenciliğe kötü, madencilik olmasaydı biz bu arada bu sohbeti yapamıyor olurduk. Madencilik hayatımızda e, olması, olmadan olmayacak bir şey. Onun için onu daha anlamlı yapmak gerek. Biz mesela iş makinalarımızı elektrikliğe çevirmiştik. Dizel kepçelerin Hı. yerine için elektrik elektrikli. Olur. Ve e, karbon emisyonumuzu ciddi şekilde azalttık. Ayrıca maddi olarak da fayda sağladık. Bu tür çok basit aslında. Her şirketin düşünüp baktığında yapabileceği çok güzel şeyler var. Çok ilginç. Evet. Ee, vallahi Cancım, senle her konuşmamızda ben böyle yeni şeyler geliyor aklıma ve e, zihnim açılıyor. Evet. Ee, peki son bir soru e, sorayım sana. Şimdi bunu dinleyenlerin içinde evet, ben e, bu iş fikrimi şu şekilde finanse edebilirim diye ampuller yanmış olabilir. Hı hı. Ee, onlara biraz yol gösterelim. Yani bir ne yapsınlar, nereye ulaşsınlar, etki yapa mı, kendilerini nasıl geliştirebilirler bu hı hı. konuda birazcık onlardan bahsedelim e, kapatmadan önce de. Tamam. Ülkemizde çok güzel şeyler oluyor. Ülkemizde birkaç tane etki fonumuz var, kuruluyor. Ben şimdi isim isim tek tek söyleyip birisini evet. atlamış olmak istemediğim için. Ama etki fonu diye girerlerse ülkemizde sadece etki girişimlerine yapan yatırım yapan fonlar var. Bunlar var. Ee, bir de biz şöyle bakıyoruz, etkiyle ilgili e, işlerin bazıları... E, ...yerel ama dünyaya uyarlanabilir çözümler oluyor. Karbonla hmm. ilgili şeyler, yeşil hidrojenle ilgili şeyler, mesela bu tür şeyler... ...enerji alanında... E, ...mesela... ...bu... E, ...girişimlerin yurt dışında normal girişimlerin erişemeyeceği fon kaynakları var. Onlar da ...etki yatırımı fonu diye, impact investment fund, impact investing vesaire diye... Hmm. ...aradıkları zaman bulabilecekleri şeyler. Bu arada etki girişimlerine... E, odaklanıp e, hızlandırma desteği veren çok güzel kurumlar var. E, biz daha etki lafını telaffuz etmiyorken e, İstanbul'da kurulan e, Impact Hub var. E, mesela hmm, evet, Impact Hub'ı kesinlikle İstanbul'daki arkadaşlarımız. Aynı şekilde Ankara'da e, biz yine bunu telaffuz etmiyorken Viveka diye bir hızlandırma programı var. Bunlar gerçekten kendi alanlarında çok başarılı e, ve e, benim sunamayacağım kadar değerli bir network sunabilecek kapasitede ülkemizin iki tane kurumu. Bir de e, şunu görüyoruz ülkemizdeki büyük şirketler şimdi yine reklama girmek istemiyorum ama çok muhteber isimler. Bu, bu, yani bu reklam değil burada insanlara faydamız e, dokunsun istiyorum. Mesela Sabancı grubunun içinde var. E, bu şirketler artık e, kendi içlerindeki kurumsal girişim sermayelerinde de etki yaratan şirketlere bakmaya başladılar. Hmm. Orada aslında çok güzel bir e, bir uyuşum var çünkü bu şirketlerin aslında bu problemleri çözmesi gerekiyor işinin devamlılığı için. Tabii. E, kendi olumsuz etkisini azaltıp. ...potansiyelini gördüğü yerde olumsuz, olumlu etkisini arttırmak için. Bizim ülkemizdeki birçok e, kurum, e, büyük şirket bununla ilgileniyorlar. E, bu da bence çok değerli. E, onların kurum içi hızlandırma programları da oluyor. Bunları da tavsiye edebiliriz. Bir de son son tamam. soru geldi. Ee, biraz önce konuşurken de bir... ...fikre baktığın zaman hangi bir yani problemi Hı. tarif etmekle ilgili... E, ...çok güzel ha. bir e, tanım e, evet. paylaştın. Bir de oraya da alalım evet. fikrimizi değerlendirelim nereye Tabii e, Bu beni heyecanlandırıyor şimdi. Etki girişimleri para kazanır mı eder mi diye. Yani bize hayır işi yapıyor diye düşünüyor bazı insanlar. Eee Y Combinator diye e, dünyanın en başarılı diyebileceğimiz bir hızlandırma programı var Amerika'da. Bildiğimiz birçok büyük marka aslında Amerika'da evet. milyarlık olmuş, unicorn olmuş şirketler buradan çıkmış. Bunlar 1600 tane şirkete yatırım yapmışlar. Bu arada çok güzel Türk girişimlerimiz de var orada. Mesela Blue Dot diye bir şirketimiz şu anda orada. Ee, yenilenebilir enerji e, ara, e, şey, elektrikli araçlar için bir çalışması var. Ee, 1600 tane şirketin çözdükleri problemlere bakmışlar. Biz hmm. yatırımcılar hep şey soruyoruz girişimci. Hangi problemi hangi çözüyoruz? Bu yatırım bu girişimci problemine mi aşık, çözümüne mi aşık? Ona bakarız. Problemin e, problemi anlamaya çalışırız. Problem gerçekten para kazandırabilecek bir problem çözümü. Burada da altı tane özellik tespit etmişler ve bakmışlar ki bu 6 özellikten iki tanesi bir problemde varsa onun çözümünü para kazandırma ihtimali çok daha yüksek. Şimdi bu altı özelliği ben söylerken siz de işte e, bizi izleyenler de e, kafalarında bir e, sosyal veya çevresel problemi canlandırabilirler. Mesela gıda krizini canlandırabilirler, e, sağlıkla ilgili bir şey canlandırabilirler. Bakalım kaç tanesini bulacaklar? Problemin e, birinci özelliği popüler olması. Çok fazla insanın bunu deneyimliyor olması. İki, problemin kendisini tekrarlıyor olması. Buna müşteri diye bakarsanız, bir müşteri Peki, bir daha gelsin. Tekrar eder. Evet. Üç, problemin büyüyor olması. Ee, dolayısıyla pasta büyüyor. Dört, problemin çözümünün acil olması, insanlar bir çözüm arayışında. Ee, beş, problemin çözümsüzlüğünün pahalı olması. Çözmek Çözmek için o zaman para vermeye razı insanlar, çünkü çözümsüzlüğü çözümünden daha pahalı. Altı da, problemin çözümünün zorunlu olması. Y Combinator buna daha çok... Mevzuatsal sebeplerden diye bakıyor ama etki hmm. yatırımcısı olarak baktığınızda aslında ben şöyle bakıyorum. Gezegenimizi getirdiğimiz noktada bazı şeyleri artık ya çözmek gerek ya çözmemiz yok. yok gerek. Çünkü artık duvara çakılmak üzereyiz. Onun için o da var yani zorunluluk da var. Şimdi bu tabii ki işin ilk bacağını şey yapıyor. Problem çözüm uyumu diyoruz bize. Ondan sonra da tabii bir sonraki aşamada da o çözümün piyasayla uyumu, onun fiyatlanması, maliyeti Tabii. vesaire. Ama başlangıç noktası ki... Asıl, asıl problemin tarihi. Yani problem, problem doğru, yani problemler doğruysa... ...doğru çözümü de bulduğumuzda bir şekilde şey oluyor ki... Y Combinator çok erken aşama şirketlere yatırım yapar yani. Evet. Şirketler pivot eder, o daha sonra... E, ...ürün piyasa uyuşumu daha sonra gerçekleşir. Ama problem, problem ortada. ortada. Problem ortada, problem doğru ortada. Onu da şeye bağlamak isterim. E, ben Franklin'in... ...bir sözü var aslında. Hmm. İngilizcesini önce söyleyeyim, sonra Türkçe tercüme beraber etmeye az önce. <laughs> e, failing to prepare is preparing to fail diye çok güzel bir laf var. Çok güzel, evet. Dünyayı getirdiğimiz noktada artık bizim de... E, ...bir şekilde... E, ...gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor. Hazırlanmakta başarısız olmak... ...başarısızlığa hazırlanmaktır. Bizim evet. hala hazırlanmak için, birçok şey çözmek için vaktimiz var. E, zamanımız var. Beyin gücümüz var sermayemiz var, yenilikçiliğimiz var. Biz yeter ki buna niyet edelim. Ee, i̇şte etki yatırımcıları niyet ediyor demiştik ya. Evet. O zaman bence birçok şeyi çözebiliriz çok geç olmadan. Valla çok... E, çok katılıyorum temennini. Hem de tespitlerine. Sadece temenni değil bunlar. Çünkü içinde çözüm tespitleri de var. Evet. E, gene her zamanki gibi zihin açıcı bir sohbet oldu benim için. Çok Umarım teşekkür ederim. herkes için de öyle olmuştur. E, evet problemlerinizi sorgulayın. Ne iş yapıyorsunuz ona bakın. Ee, bir etki yaratmak için sahiden imkanlar, kaynaklar var. E, ee, ümit ederim aklınıza birkaç tane soru işareti düşürmüşsünüzdür. Düşürmüşüzdür öyle diyelim. cancım ee, Can'cığım tekrar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Görüşmek hocam. dileğiyle. Hoşçakalın.